Benim için çok kıymetlisiniz çünkü ağaç yaprağıyla gürler. Baktığınız zaman şu ağacın kökü, gövdesi ama ağaç yaprağıyla gürler. Biraz önce Gazi kardeşimin konuşmasında şunu hissettim. İman varsa imkan vardır. Aşkla çalışınca Rabbim yardım ediyor. O yüzden bu birim özel kuruldu. Emeği geçen, hakikaten bu konuda kurulmasında emeği geçen bu masadaki her bir kardeşime, bugün işin başında olan Erdem Başkanıma, Gazi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Her birinize, çaycısından temizlikçisine, çiçeği ekenden sulayana, oradaki boyacısına ve bunun üst düzeyde mali olarak yönetilmesini sağlayan her bir kardeşime Allah sizden razı olsun diyorum. Tuttuğunuz altın olsun diyorum. En önemli şey beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Artık dünya şunu görüyor ki ne kadar güçlüsün de ne kadar petrolün var, ne kadar altının var, ne kadar işte varlık gösteren şeyin varın sorduğunda doğal gazın var. Artık diyorlar ki ne kadar yetişmiş insan gücüm var. Ne kadar yetişmiş insan gücüm var. Bu insan gücü ne kadar imanla, aşkla çalışıyor. Ben diyorum ki burada en güçlü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çünkü siz varsınız. İnsan var. Önce insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasınlar. Önce insan. Önce insan. 2 milyonun bize emanet olduğunu, her bir emanetin kaşına gözüne zarar gelmeden onları geleceğe taşımamız gerektiğini biliyoruz. İnsanı korumamız lazım. Mülkünü korumamız lazım. Ailesini korumamız lazım. Aklını korumamız lazım. Çok kıymetli. Helal kazançla çalışan adamın aklı evinde olmamalı. Aklı çocuklarını nasıl okuturum diye düşünmemeli. Evinde huzur olmalı. Annelerimiz başını yastığa koyduğu zaman bu çocuğumun geleceği ne olacak dememeli. O yüzden bütün gücümüzle ne gerekiyor diye konuştuğumuzda geçen gün arkadaşlar dediler ki karla mücadele dediler. Biz dediler 500 verdik. 1000 istiyoruz. Ben dedim ki size helali hoş olsun, dükkan sizin. Biz de 1500 veriyoruz dedim. 40 dakikada 1 metrelik kar. Bunu yaşayan bilir. Eğer o gün siz olmasaydınız, şu gücümüz olmasaydı, şu imanımız olmasaydı biz bu işin altından kalkamazdık. O yüzden siz o kadar kıymetlisiniz ki bütün Türkiye'ye şunu söylediniz. Başkanımıza laf söyletmeyiz. Başkanımıza laf söyletmeyiz. Mustafa Özbal. Bravo, bravo.